Selam. Çüş yani. Ay pardon Eda. Öyle demek istemedim. Eda'cığım, yani Suzan haklı. Böyle bizimle sihirle gelmesene. Tamam biz birbirimizin peri olduğunu biliyoruz ama kafede müşteri de olabilirdi. Nereden bileyim Betüş? Sabahın bu saatinde kimse olmaz diye ben de öyle çatank diye gelmiş bulundum. Merhaba çocuklar. Ah canım merhaba. Hoş geldin Perihan teyze. Geçsene şöyle. Teşekkür ederim. Hoş geldin Perihan teyze. Hoş buldum hayatım. Ben ona söyledim ama dinleyen kim? Ya neyse. Artık bir seferlik oldu ama lütfen bir daha olmasın Eda. Ay baş üstüne Perihan. Tamam neyse. Benim sana bir hediyem var. Aa. Ah bayılacaksın, bayılacaksın. Ne hediyesi bu şimdi durup dururken? Yani bugün ne özel bir gün ne de benim doğum günüm. Yahu son zamanlarda hayatındaki her şey çok güzel gidiyor. Ve bunlar senin sayende oluyor. Aa, ne acayip bir kutu. Ay Ferhat'cığım sana zahmet olmazsa kutuyu getirir misin? Tabii hemen. Buyurun Eda Hanım. Ay Suzan ver şunu. Şey, nereden bu sorması ayıp? Sihirli mağazadan. Aa, ne satıyorlar? Her şey, aklına gelebilecek her şey sihirli mağazada var. Ev için bir şeye ihtiyacın varsa makyaj malzemesi, parfüm, her şey var. Ay hepsi sihirli mi? Ne sandın? Tabii sihirli. Ay biz de gelebilir miyiz? Tabii biz bir defa Taceddin'i almıştık. Neden olmasın? Ben de istiyorum, istiyorum, istiyorum. Tamam, ben seni götürürüm Suzancığım. Ne zaman istersen. De. Wow. Eda bu ne? Gelinlik. Ay ne için? Hayatım, siz eskiden evlenirken peri olduğunuzu bilmiyordu ya eşleriniz. Bu yüzden Eda düğününüzün çok renksiz geçtiğini düşünüyor. Betüş, ben diyorum ki şöyle periliğimize yakışır şahane şıkır şıkır bir düğün yapsak. Ya lütfen ya. Bana bak, istersen Sadık'a bir sor bakalım. Bence hiç fena fikir olmayabilir. Ne bileyim. Ben bir Sadık'a sorayım. Ay, Suzan şuna bak. Süper. Kız konuşacağını bırak, giyin şunun üstüne. Çatlayacağım meraktan. Nasıl duracak acaba? O en güzelini aldım. Ay çok güzel üstü besli yani Fransız kuperi. Nasıl bir şey? Kendine de aldım. Almaz mıyım? Aldım tabii. Hoş geldiniz, buyurun. Bize de gelip de garson bakabilir mi acaba? Bakamaz çünkü o peri. Yani... yani evli, evli. O bakımdan kocasına sormamız lazım. O zaman bize iki kola, bir gelinlik. Afacanlar. Tamam. Nasıl oldu Perihan teyze? Harika, çok yakıştı bebeğim. Diyorum ki Perihan teyze, akşam Yavuz geldiğinde ben kapıyı böyle açsam... sevgilim senin aşkımızı tazelemek için tekrar nikah yapalım desem. Hı? Bu akşam. Evet, ne olacak ki? Nasıl olsa Yavuz artık bizim peri olduğumuzu biliyor. Ben sihirli her şeyi organize edebilirim. Sen kaçırmışsın, kaçırmışsın. Ne yapayım Perihan teyze? Ben hala kocama çok aşığım. Ay iyi de kızım, Sadık'a ne diyeceğiz Sadık'a? Canım, hayır diyecek hali yok ya. Ama Sadık Yavuz gibi değildir kızım. O çok farklı bir çocuktur. Yavuz her türlü deliliğe açıktır. Ama benim Sadık'ım ağırbaşlıdır, utangaçtır. Üç çocuktan sonra bu yaşta katiyen damatlık giymez. Hele bir hayır desin. Ben sihirli o damatlığı ona zorla giydiriyor muyum, giydirmiyor muyum bakalım. Daha neler. Aa Perihan teyze, sanki beni bilmiyorsun. Ben yaparım diyorsam yaparım. Ayrıca öyle ayrı gayrı yok. İki kardeş aynı anda nikah tazeleyeceğiz. Perihan teyze, sen ne yiyordun demin? Biraz daha şişmanlıyım diye cips. Ben de istiyorum. Yer misin? Yerim. Anne ne söylemedi? Annem değil mi? Ya bir de işin o kısmı var tabii. O şimdi kazayla sihirli aynadan bizi seyrediyorsa niçin her şeyden en son benim haberim oluyor diye bozulmuştur. Ay biliyorsun tadımızı kaçırır. Hadi gidelim. Aman da aman benim oğlum uyanırmış da sesini de mi çıkarmazmış? Gel bakayım fıstığım benim, gel bakayım güzelim.
Oh canım canım canım. Oh 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 kuşum kuşum kuşum. Oh. Acıktım. Aman da aman. Acıkmış. Anası doyursun onu. Buyursunlar efendim. Ol bakayım. Dur. Heh. Babam nerede? Ha, biraz dolaşmaya çıktı. Ama merak etme, aramız çok iyi bu sefer. Biliyorum. Son yapılan sihir, etrafı dinleme sihiri. Yapan Ömür Peri. İspiyoncu Ayna. Aman da aman benim akıllı oğlum. Her şeyi de bilir miymiş? Anasına mı çekmiş? Çok mu akıllıymış? Aa, bu da ne? Bizimkiler yok galiba. Muhtemelen Ömür'ü uyutuyordur. Dur bakalım. Neler olup bitiyor aşağıda? Gel bakalım yatıralım seni. Ben bir gidip de öğreneyim bakayım. O benim güzel. Hadi sen. Uyumana devam et. Başkasını mı buldun? Peri antezi ilk sorusuna bakar mısın? Peri mi? Anneciğim saçmalama. Bu gelinlik neyin nesi? Kocamla nikah tazeliyorum. Ay bir evlilik yetmedi şimdi. İkinci evlilik mi yapıyorsunuz? Anne o zaman peri olduğumuzu bilmiyordun. Ne fark etti? Ben diyorum ki şöyle şanımıza yakışır şıkır şıkır bir düğün yapalım. Perihan sen de buna uyuyorsun değil mi? Hmm, ben hayallerini gerçekleştirmek isteyen herkesin yanındayım. Anne biz de gidelim. Ay üç çocuğum var. Al birini vur ötekine. Selam kızım. Selam Perihan. Kusura bakmayın biraz rahatsızım da. Hoppa hemen oturmam lazım. Ay, oturdum. Geçmiş olsun babacığım. Geçmiş olsun hayatım. Kızın Yavuz'la tekrar evlenecekmiş. Sebep? Sebepsiz. Daha önce peri olduğunu söyleyemediğinden gökyüzünde böyle güzel bir nikah yapamamışmış. Bu da içinde ukde kalmış. Şimdi böyle şanına yakışır bir şekilde şıkır şıkır fıkır fıkır bir düğün istiyormuş. Ne olacak işte? Şımarıklık bu, şımarıklık. Ayrıca Betüş'le aynı anda nikah tazeleyeceğiz. Ne? Gelinliğini bile aldı. Ay başıma gelenler. Dudu, biz de evlenelim hayatım. Üç gelin, üç damat harika olur. Hah, işte şimdi kızların kime çektiği belli oldu. Taci, ben seninle iki kere evlendim, üçüncü defa evlenmem. Bak hatırım kalır, çok keyifli olacak. Hayır efendim, dünyada olmaz. Unut gitsin. Anneciğim, üç kişiye karşı bir kişi kaldı. Kaybettin. Bayanlar baylar, bu gece siz de nikah tazeliyorsunuz. Ay çıkar şunu Eda. Sakın deneme anne. Sana bu gece nikah bitene kadar çıkaramayacağım bir gelinlik giydirdik. Dudu bak bana gördün mü? Damat bey siz de gelininizi alıp saat 9'da bizimle gökyüzünde buluşabilirsiniz. Duydun mu Dudu? Saat 9'da dedi. Hayatım zorluk çıkarırsa bana haber ver ben seni hemen alıveririm. Betüş! Betüş! Ay, bir sihir yap. Ne yap, ne et, bu şeyi üstümden çıkar. Ay, laf delirtti beni. Anne, bu ne hal? Ne oldu size böyle? Karına sor, o anlatsın. Sadıkçığım, şimdi sana bir sürprizim ve ciddi bir teklifim var. Aa, ciddi demişken şu ceketini de giy de duruma uygun olsun. Gel, gel bir şey göstereceğim sana. Gel. Çok güzel yaşamış. Gel Sadıkçığım. İşte burada. Bak bakalım şimdi. Böyle, bu da böyle, bu da böyle. Tadam, tadam. Bak enişte, eğer o damatlığı giymezsen ben sana zorla sihirle giydirmesini bilirim.
ama yani böyle güzel bir kadın için bir çılgınlık yapabilirim. Ay yaşa canım benim. Kızlar, ben odamdayım. Dünya Messenger'dadır. Akşam bu olayı görmemiz lazım. Hadi gel hazırlanalım. Tamam abla. Gel tezkere, gel tezkere. You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. Suddenly appeared before me. Of, efendim Yavuz, tam da yoga yapıyordum. Hayatım özür dilerim ya, ben Betüşlere gitmişsindir diye hani arayayım dedim. Üf, ne oldu yoksa planlarda bir değişiklik mi var? Yo, programda bir değişiklik yok. Hatta biz de akşam üzeri size geleceğiz zaten. İyi, neden aradın o zaman? Ya aşkım, kameradan kendini gösterir misin? Ay Yavuz, çocuk musun yahu? Ya aşkım, bizim bu telefonu Sadık'a gösterdim. Marifetlerini anlata bitiremedim de bir görsün istedim. Yavuz, sabahtan beri sekreterin taksi şoförü, yani beni göstermeden kimse kalmadı. Aa, herkese mi? Aha, nasıl yani? Yavuz ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Aa, eniştemin sesini mi duyuyorum? Canım bu eski bir özellik gerçi ama Sadık yeni öğreniyor. Hadi aç kameranı. Of Yavuz, of. Abi ters. Görüntü ters ama. Ayaklarımı da göstereyim mi? Bizimki amuda kalkmış da ondan. Hayatım bir de düzgün göster kendini. Oldu mu şimdi? İyi mi Yavuz? İyi aşkım, çok iyi. Ya bu gerçekten mucize bir buluş ya. Şimdi ben birbirini kıskanan eşleri hayal ediyorum da çok kötü ya. Hakikaten kötü. Yok, zırt pırt telefon açacak. Ondan sonra neredesin? Göster kendini. Yanında kim var? Etrafında kim var? Orası oda mı? Restoran mı? Üstün başın ne? Oranı buranı göster. Yok ya, şey yani bu... Doğru söylüyorsun, vallahi öyle. Hatta Eda bu telefonun ekranını ayna olarak kullanıyor. Makyaj yapıyor ve kaşlarını alıyor, biliyor musun? Hadi ya. He? Peki ütü olarak kullanılabiliyor mu? Bir sonraki herhalde şeyde, modelde o da olacaktır Sadık'cığım. Dur. Bak eniştenin suratına Eda. Bu kadar şaklabanlık yeter mi? Yogamı bozduğunuza göre izninizle Betüş'e gitmek istiyorum. Tamam yeter aşkım, çok teşekkürler, sağ ol. Hoşça kal. Eda. Eda. Efendim anne. Aynadayım, bak. Efendim anne, ne var? Neredesin? Gökyüzünde. Bahar geldi ya, uçurtma şenliği var. Kardeşin seyretsin diye getirdim. Ay şuraya bak. Ne şahane değil mi? Evet, şahane gözüküyorlar da ben hiç böyle bir şey görmedim. Normalde benim bildiğim bahar şenliği diğer insanlarla beraber aşağıdan seyredilir. Eda, sizi de çocukken buraya getirirdim. Çok hoşunuza giderdi. Hem sonra buradan hem uçurtmaları hem de uçurtmanın ipini tutup peşinden koşan çocukları seyretmek daha güzel oluyor. Değil mi oğlum? Evet ablacığım, sen de gelsene. Hadi gel. İşte onun için sana seslendik. Yok anneciğim, teşekkür ederim, ben gelemem. Akşam Betüşlere yemeğe davetliyiz.
Öyle mi? Ya anneciğim, rica ederim hemen alınma. Her şey kendiliğinden oldu. Çocuklar bugün toprağı alıp sinemaya gittiler. Oradan da Betüşlere gideceklerdi. Ben de toprağı oradan almaya gidecektim. Betüş önce kafeye uğra, ondan sonra hep beraber eve gideriz dedi. Akşam Yavuz da Sadık da gelir, birlikte yemek yeriz deyince biz de hayır demedik. Rapor tatmin edici oldu mu? Evet, çok güzel bir rapor. Babanla beni çağırmak aklınıza gelmedi tabii değil mi? Anneciğim, daha şimdi konuştuk ya. İyi tamam, size afiyet olsun. Görüşürüz. Ya anne ya, of of. Yani bu yaşlandıkça huysuzlaşıyor. Ay, pardon. Ay sen geç. Ay aksi şeytan. Aa, Eda geliyor Betüş. Aa, nereden anladın? Ne bir? Bravo. Ay söyle de kapıdan gelsin. Haklısın. Eda. Eda. Efendim? Hayatım, kafe çok kalabalık. Kapıdan gel, tamam mı? Tamam, tamam. Aklımda. İnanılmazsınız vallahi pes. Ben geldim. Nasılsınız? İyiyiz. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biz de tam sizden bahsetmiştik. Umarım kulaklarınız çınlamıştır. Çınladı tabii. Ay Suzan'cığım, yani düşünüyorum, düşünüyorum. Hep böyle sana karşı kendimi çok suçlu hissediyorum. Aa, neden? Avni için mi? Aman boş ver şekerim, geçti gitti. Biz gayet iyiyiz artık. Hem ben zaten sana kızmıyorum ki. Avni'ye kızıyorum. Yani peri olduğunuzu bildiği halde sizi gözetlemesine kızıyorum. Dum. Aman geçmiş zaman. Olsun. Ben yine de özür dilerim. Ama biliyorsun o zamanlar saklamak zorundaydık. Ay, dileme ayol. Zaten sen iyi ki periliçi oldun da biz de öğrendik. Aa, bu arada çocuklar sinemadan dönmüşler. Filmden de çok etkilenmişler. Aa, hangisine gittiler? Zatura. Zatura mı? Ben de gittim o filme. O film tam toprak ve çileğe göre çünkü içinde sihirler var. Yani çok sihirlim trak bir film. Ne oluyor ya? Betüş. Efendim anne. Oraya gelerek kaybedecek zamanım yoktu. Anne ne oluyor? Neredesiniz? Sen mi anlatırsın, ben mi anlatayım Çilek? Ben anlatırım anne. Anne, biz gıgır oynadık. Ve? O da ne ya? Şu an eviniz yerinde yok. Ozon deliğine kaçmış. Sen ciddi misin? Eda, ben seninle konuşmuyorum. Tamam anne, tamam. Hemen geliyoruz. Eda, gitmemiz lazım. Suzan'cığım merak etme. Biz gider gitmez her şey düzelecek. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım. Niye sessiz konuşuyorsun Ferhat'cığım? Herkes donuk, salak mısın? Ben de hiçbir şey anlamadım. Keşke bizi de götürselerdi. Of, bakın neredeyiz ya? Ben size demiştim, oynamayalım demiştim. Ya sus, iyice moralimizi bozuyorsun. Ya abi bırak şu parfümü. Çilek de daha gelmedi. Ya biz hep burada mı kalacağız? Ya üzülmeyin, bu sadece bir oyun. Gelecekler, bizi alacaklar. Bu sadece bir oyun. Yani hepinize kocaman birer aferin çocuklar. Yani çok korktuk. Ceren'cim, bunda korkacak bir şey yok. Bu sadece bir oyun. Evet, oyun. Ama çok dikkatli oynamanız gereken bir oyun. Anneannenize dua edin. Eğer o olmasaydı kurtulamayacaktınız. Teşekkür meşekkür istemem. Böyle zamanlarda kıymetimi bileceğinize hiç bilmeyin daha iyi. Of. Neyse ki bütün deodorantları topladık. Şimdi geri dönüyoruz. Uçurtma yapmışsın. Ha, yeni moda. Baksana. Nerede kaldınız ayol? Tamam hayatım, soru yok. Her şey halloldu. Benim dilim tutuldu ya.
Ya ya sizin evin olmadığını görünce böyle aklını fırlattı. Ya bu Gagusta mıdır? Baba neyse o nasıl bir oyun biz de öğrensek ya anlatsanız. Oo çok eski oryantal bir oyunu. Oynaması uzun sürer. Ama bir gün oynarız. Aman neyse. Biz de eviniz gerçekten ozona uçtu falan zannettik. Dudu teyze nerede? Ay sorma Suzancığım, gitti. Yani yine bütün heyheyleri üstünde. Bize kızgındı ondan Betüş. Ay neden? Akşam sana yemeğe geliyoruz, onu çağırmadık diye. Neden olacak? Ay bu Dudu teyze de bir hoş yani. Siz nereye gitseniz peşinizden gelmek zorunda mı? Öyle. Ben neyse şimdi onu bir arayayım. Ay Betüş, deminki gibi konuşacaksan bizim önümüzde şey etsene. Evet, bir daha biz de görürüz hem. Ben daha önce gördüm, çok ilginç oluyor. Evet, böyle her şey sihirli bir ekranda toplanıyor, acayip dijital. Ama yani kafede bu kadar müşteri varken öyle bir şey yapamam, olmaz. Abi bize ne tondur ver gitsin. Ya bir kez daha yapın. Hem Leyla da görmedi. Betüş o kadar ısrarcı, bir iki dakika alacak ya. Hadi ya. Evet, don. Durdum. Anne. Anneciğim. Betüş sesleniyor. Tabii gitti yetiştirdi Eda hemen. Şimdi de vicdan yaptılar. Seslensinler dursunlar. Cevap verirsem Dudu değilim. Görmüyor musun? Tavır yapayım. Ben şimdi onunla konuşmasını bilirim. Müsaadenizle. Ay. İnsanın peri olası geliyor vallahi. Ay öyle deme, çok zor zanaat. Allah'ım bana bugünleri de gösterdin ya, şükürler olsun. Vallahi biz bunu nasıl öğrendik? Aklımız mantığımız nasıl aldı? Orası bende yok. Göz görünce insan inanıyor tabii. Bak gitti bile. Ay Allah'ım diye. Benim bildiğim gibi. Okulda ne yapıyorsunuz? Ne? İsteyen var mı? Ben alırım. Teşekkürler Filizeciğim. Hayır, esasında kızıyoruz da mevzu çok komik. Kız evi göremeyince şoka girmiş. Kızın halini hayal edebiliyorum ben ya. Vallahi ben de Avni Bey'in durumunu çok merak ediyorum. Acaba adamcağız ne yaptı? Siz Avni Bey'i görseniz, o da korkudan koşa koşa kafeye gelmiş, soluğu orada almış. Yani yaptığınızı beğeniyorsunuz değil mi çocuklar? Yani şimdi bizim zamanımızda da bir oyun vardı, adı ipucuydu, tamam mı? Böyle kartlarla oynanırdı. Sonra biz orada katilin kim olduğunu, cinayeti nerede ve hangi aletle işlediğini falan bulmaya çalışırdık. Sen hatırlıyorsun değil mi Yavuz? Hatırlıyorum. Gerçi fantastik hiçbir şey olmazdı ama o kağıtları okurken gerilirdik değil mi? Bize Gagura diye çocuk oyunu olur mu diyene bakın. Sizin çocuk oyunlarınız daha korkunç. Ama bizim oyunlarımız beyni çalıştırdı, beyni. O zaman biz de oynayalım. Yukarıda var, isterseniz oynarız. Bu oyunu ben de oynarım bak. Baba, senin bu kızın var ya, riski olmayan hiçbir şeyden korkmuyor. Ama azıcık riski olsun, yaygarayı basıyor. Başak Burcu'yum ne de olsa. Birini mi bekliyorduk? Aa, yok canım, bu saatte kimseyi beklemiyorduk ama. Durun, ben bakarım. Allah Allah, gecenin kim bu saatinde ya? Çocuğum çekil, ben bakarım dedim. Buyurun evladım. Merhaba enişte. Ben tanıyor muyum sizi? Bir düşün bakalım. Yardıma gelir misiniz lütfen? Bak bir kardeşimiz geldi de. Ay Sadık'ın çocuğu niye dışarıda bırakıyorsun gecenin körü? Gel canım içeri, gel bakayım ben sana, nasılsın sen? Abla enişten beni tanımadı. Aa, Betüş bu kim? Abla sen de mi tanımadın? Yoo. Bir dakika ya. Abla enişte falan diyor. Sen Ömür müsün? Ömür? Evet benim. Anneannem seni görürse öldürür. O yaptı ki beni görün diye size yolladı. Ay canım benim. Böylesi daha iyi olmuş ama. İyi de peki annem nerede? Evde davet etmeniz diye beni göstermeye bile gelmedi. Ben de yalnız geldim. Anne. Hadi geç bakalım. Gel bakalım. Taceddin Bey. Efendim. Hazır mısınız? Hazırım. Gitme vakti geldi. Kayın
Normalde iyi bakmış ama ha. Evet. Çok ısırıyor. Bilmiyormuş gibi. Ama baksana böyle. Sevimli. Ha evet. Ama benim önemli bu zannemem. Ne yok? Aklım o geldi. Canım benim ya. Baba. 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 Ay babacığım. İnanamıyorum. Gagura'da babam kazandı. Bir daha köpek olmayacaksın değil mi dede? Hayır yavrum. Hayır çocuklarım, olmayacak. Dudu söz verdi. Bir daha öyle saçma sapan sihirler yapmayacak. Hele benim üstümde hiç yapmayacak. Söz veriyorum Taceddin, söz.